ederim. Ömrünü demokrasi ve kalkınma hedefine adamış, Türkiye sevdalısı, Büyük Türkiye davasının kahramanı, büyük lider, bugünkü Türkiye'nin mimarisinde çok büyük pay sahibi. Yürüdüğünüz yolda, içtiğiniz suda, kullandığınız elektrikte, okuduğunuz okulda, şu hastanelerde, barajlarda, havaalanlarında, her yerde unutulmayacak izler bırakan Sayın Cumhurbaşkanımızı saat 2:05'te maalesef hakkın rahmetine uğurladık. Çok üzgünüz. Ben kendisinin tüm sevenleriyle ve bütün Türkiye halkıyla acısını paylaşıyorum. Onun bize öğrettiği 20 senedir her gününü aşağı yukarı yanında geçirmiş birisi olarak yaklaşık en az gün 16 saatini bize öğrettiği hedeflerle, bize öğrettiği doğrultuda devam edeceğiz. Ve kendisinin selamıyla herkese, onun adına seslenmek istiyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah rahmet eylesin. Ve Güven Hastanesi'nde ve dışarıdan da bize destek veren tüm sağlık ekibine, telefonlarla arayan, buraya gelen, giden, her türlü şekilde destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, daha önce birkaç kez benzer şekilde tedavi süreçleri gerçekleşmişti Sayın Demirel'in. Bu defa hastalığı nasıl seyretti acaba? Biraz da tıbbi durumu, son tıbbi durumu ilişkiler. Tabii. Tevfik Bey tıbbi durumu hakkında açıklama yapacaktır ama Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii hem yaşı hem de mevcut bulundurduğu bir takım hastalıkları vardı. Çok uzun yıllardır takip ettiğimiz. Kendisi çok uyumlu ve her konuda olduğu gibi bu konuda da her zaman ilmin gerektirdiği her şeye saygı gösteren ve bize çok yardımcı olan birisiydi. O nedenle çoğu zaman hem kendisinin büyük gayretiyle, özverisiyle, tedavilere uymasıyla hem de bizim birlikte kurduğumuz bir aslında sağlık ordusuyla bugüne kadar zaman zaman hep enfeksiyonla mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdık. Kendisinin diyabeti, kronik böbrek yetmezliği ve bir takım bunlara bağlı rahatsızlıkları vardı. Ama bu zamana kadar gelebildik. Bu defa olmadı arkadaşlar. Dün geceye kadar durumu nasıl, da bilinci açık mıydı? Tabii son dakikaya kadar bilinci açıktı. Akşam yemeğini beraber yedik. Son derece her zaman olduğu gibi vakur, mutlu ve huzurluydu. Benim söyleyebileceğim, daha fazla konuşamıyorum. Başın sağ olsun. Tabii siz sağlıkla ilişkin bilgilerdeyseniz, kaybetme önceki son sağlık tablosunu ilerleyeceğiz. Sayın 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel 13 Mayıs tarihinde akut solunum enfeksiyonu sebebiyle hastanemize geldiler ve tedavilerini devam ettirdik bu süre içerisinde. Zaman zaman iyileşmelerimiz çok daha iyi oldu ama bu enfeksiyonun vermiş olduğu zorlu etkilerin neticesinde maalesef bugün kendilerini sabahın erken saatlerinde kaybetmiş bulunuyoruz. Aylin'in de bahsettiği gibi her dakika, her saniye hep başında olarak tüm ekip, kendisini çok uzun zamandır bilen, tanıyan, hastalıklarını yakından takip eden ve her özelliğini bilen bir ekip tarafından tedavileri sürdürüldü. Elden gelen bütün gerekli tedaviler, bakımlar en iyi şekilde yapıldı. Ancak maalesef kendilerini, yaşamlarını daha uzun sürdürme fırsatı bulamadık.
ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Teşekkür ederim. Aynen. Son olarak çok zor durumdasınız biliyorum ama İstanköy'de mi acaba toprağa verilecek? Buna ilişkin iddia mı? Elbette. Eşinin yanında mı toprağa verilecek? Elbette. Elbette. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.